Evet. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bir videomuzda daha sizlerle birlikteyiz. Son dönemde videolarımızı sıklaştıracağız inşallah deyip sonra bir hafta gecikiyoruz. Oluyor öyle. Yani yükseltmeye çalışıyoruz video sayımızı. Abone sayımızı da yükseltmeye çalışıyoruz. Ama buradaki butona basmazsanız o sayı yükselmiyor tabii. Basarsanız da çok seviniriz. Bu videomuzda da Fish and Meat House'tan Fish mi, meat mi, fish mi, meat mi diye bayağı bir düşündük. Et ve balık. Fish söylemeye karar verdik. Fish ne fish? Somon menü söyledik arkadaşlar. Hiç balık çekmemiştik değil mi biz? Yok ama balık Videosu. istemişlerdi. Evet. Sen de yemesi kolay bir balık istedin. Hiç Kılçık, böyle kılçık kılçık diye. falan yani. Ben sevmiyorum ya balık mı yani? Yemek mi yiyoruz, inşaat mı yapıyoruz gözüyle bakıyorum. Onun kılçığını çıkaracağım da bana çıkarılmış gelsin. Bir restoranda falan bunu çözüyorlar da. Pakette bilmiyorum çözüyorlar mı? Kılçıklı bir balığı kılçıksız ayıklayıp gönderme gibi şeyleri var mı? Somon menünün içinde ne var? Izgara somon ve salata yanında. Ekstra bir seçim yapıyorsunuz. Yan seçim diyorlar adına. Bu genelde içeceklerden oluşan bir seçim. En altta baktık içeceklerin dışında bir şey var. Tahinli tarçınlı helva. O biraz saçma olmamış mı? Yani yan seçim içecek arasında sadece bir tane helva var seçenek olarak. Yani sanki hani helvayı bu da var. gönder yani. Bu da var elimizde kalmış. Koy ya yan seçimlere koy onu da. Bu gitmiyor zaten gibi hissettim bir yandan. Yani menüde zaten içecek vermen gerekiyor gibi düşünüyorum menü diyorsan. İçecek seçimi yapmamışlar evet. Adına o yüzden yan seçim demişler. Yoksa içecek seçim olacaktı o. Bir tane helva yüzünden yan seçim olmuş. Yani içecek koymuyorlar. İstiyorsan ayrı alıyorsun falan. Yani bayağı da içecek seçeneği var ya. 8-10 tane seçenek var. En altta helva yazıyordu. Allah Allah. Sen de zaten onu görür görmez helva isteyelim. Gıcıklık olsun diye yani getiriyorlar bir diye bakmak istedim. Ben içecek içmeyeyim, helva yiyeyim. Balonun yanında. Poşetimiz şu şekilde. İnşallah bu sömestr açacağız. Şöyle bir poşette geliyor. Naylon. Ama öyle kaliteli. Tırt gibi görünmüyor yani. Şöyle bir salata arkadaşlar. Üzerinde yamulmuyorsam bu nar ekşisi mi? Nar ekşisi ve zeytinyağı var gibi. Motosikletin de söylediği gibi. Burada tahinli tarçınlı helvamız var. Tahinli tarçınlı mı? Tarçınlı tahinli. Ya. Şimdi kodda öyledir. İçten dışarı biliyorsun. Yazılım canlı yayında konuştuk bunları arkadaşlar. Canlı yayın videosunu izlemediyseniz hala şuradan bir yerden bakın. Orada yazılımcıyız falan. Epey konuştuk ya. Bayağı konuştuk. Kaç kere konuştuk yani. Şurada ekmeğimiz. Bir tane mi? Evet. Gayet yeterli bir ekmek ama ya. Ne yapacaksın abi ekmekle? Hani balık ekmek söylerdin o zaman. Allah Allah. Servis parçalarımız. Çatalımız, bıçağımız, ıslak mendilimiz ve peçetemizle birlikte. Burada da... O ne? O da roka mı? Yeşilliğimiz roka sanırsam. Rokamız. Neydi bu, turp muydu? Yo, soğan değil mi o? Soğan böyle mi olur ya? Soğan değil bu. Soğan dışı böyle olmaz. Turp budur bu herhalde. Turp halk halk olmaz be abicim. Ha, ben hiç bilmiyorum ki onun ne olduğunu. Ne bu dışı, bunun böyle rengi olan? Ya şey işte mor soğan, kırmızı soğan. Değil. Allah Allah. Neyse açınca bakarız. Limonumuz, yeşilliğimiz. Açınca anlayacağım sanki. Ya, buradan alalım. Çok yeşillik var. Balık ne kadar büyük ki. Balık yalnız şu kutuda şöyle kalsaymış. Böyle bir hani kırmızı çizgili siyah kutu falan. Ne geldi ne geldi diyorsun. Çok güzel bir kutu olabilecekken son anda olmamış gibi değil mi? Evet yani hani başlamışlar sonra boş ver. Selo bantlıyor bir durum bir burada falan. Selo bant pardon. Ne bant o? Selo da diyorlar. Eskiler yaşlar selo bant diyor. Bunu buradan açıyorsunuz paraband arkadaşlar. Paraband diyen var. Paraband da en meşhuruydu. Doğru, ben çocukken ben de paraband derdim. Alo! Bak, bandı açacağım diye buradan akıyormuş. Ama band bak, yırtılarak... Hayır, biraz üst... Ha, neyse. Üstten biraz bastırırsam boşluk olurdu, oradan da kaldırırdı. Evet, bu videomuzun sonuna gelirken hiç hoşlanmadım bir an bakınca. Şöyle. Yağımızın tamamı aktığından sorun yok artık, gösterebilirim. Yo, gayet güzel. Şöyle bandımız, ben sevmem. Ben restoranda söylediğim zaman daha güzel görünüyor. Kenarları böyle şeyi... Ne güzel koktu abi yani. Yo, güzel bence. Niye öyle bir şeylik kutunun yaptın? İçinde böyle bir şey geldi bana, bilmiyorum. Nasıl göndermesini bekliyordunuz? Hiç Harika bilmiyorum. Merak ettim. Hiç bilmiyorum ama daha güzel görünebilir gibi geliyor. Sen olsan nasıl gönderirdin? Bilmem. E lokumu da bunun içinde, etin içinde ayrı böyle paket paket görünce beğenmemiştin. Onu tenekenin içine göndermişler. Ne tenekesi ya? Aynı böyle... Yok. Tamam da... Satın ya bu çok ucuzdu değil mi? Biz bu arada Guinness fiyatını ve evet, time'ını söylemedik değil mi? Aramızda bir konuyu açıklığa getirmek istedik de ki getiremedik. Arkadaşlar time'ını da söyleyeyim o zaman. 16.30'da verdiğimiz burs sipariş 17.05'te geldi. 35 dakikalık bir zaman. Siparişin toplam fiyatı da zaten tek bir fiyatı ekstra bir şey seçmiyorsunuz. 38.5 lira. Bunun large regular bir şeyi yok. Değil mi? Porsiyon falan seçmiyorsun balıkta da.
Ama yani. O balığa o kadar yeşillik. Biraz. Evet. Biraz fazlaca bu. Ben sadece salata ve bu diye düşündüm. Bayağı burada şey var. Maydanoz belki sokağı. Küçük, yani salataların küçük porsiyonları mı yoktu ellerinde? Ne bileyim. Tamam da abi şu bile içinde bir hani ton şey var. Hani 3 tane söylemiş olsak, o ikisini göndermiş olsalar mantıklı gibi gelecekti bana. Şöyle yeşil hiç sevmem. Böyle çiğ sebze. Niye ya? Yeşil güzeldir. Soğan işte abi, turp deyip tutturuyorsun ya. Ya turp olmayabilir, attım ben onu zaten. Kırmızı soğan böyle hoş diye. Soğan, bildiğin mı? Soğan. Hemen şunu da açalım. Buradan da ne motor geçiyor arkadaş. Limonumuzu şöyle bir şuraya bırakıyorum. Şu an ellerim birazcık yağlandı. O yüzden açmakta zorlanıyorum. Bolca salatamız, havucumuzdan tutun yeşilliğimize kadar. Neydi adı? Neyin? Bunun. Morluk. Bunu çok severim de adını hiç bilmiyorum ben. Karalahana. Tabii karalahana. Kara şövalye mi göndereceklerdi? Karalahana göndermişler. Metin Akpınar o eskidir. Bayağı bolca salatamız var burada arkadaşlar. Bunu burada gezdireceğiz. South Park sessizliği olur ya ama. Gezdireceğiz bunu. Bu sanırım... Değil. Ne bu? Nar ekşisi değil mi? Nar ekşisi diye düşündüm ama değil. Aklıma çiğ köfte günlerimiz geldi. Ne güzel saramamıştım. Bir an önce şuna dökesim geldi biliyor musun? Nar ekşisi değil ama kokusu hiç gelmedi. Onun hafif bir kokusu var gibi geliyor bana. Zeytinyağımızı da gezdireyim. Balığa gelmeden önce salataya girdim diye öyle oldu. Sen bunun montajda yerini değiştir herhalde. Hiç uğraşamam ya. Hızlandırırım geçer. Bak işte. O kadar çok salata göndermişler ki yanında balık geldi. Gerçekten öyle yani. Her yer yeşillik, bir de balık var arada. Aa bak, bunu açmıyormuş. Tamam diyecektim, doğru diyorsun. Tahinli tarçınlı helvamız. Enteresan bir seçim oldu tabii. Değişiklik olsun diye söylüyoruz hani yani nasıl geliyor. İçeceksiz gırtlağında kalması pahasına. Bu içindeki de bir paket ve bunun da ayrıca naylonu var. Bunu almadan açmam mümkün değil. Bunu alınca da her yere dökülecek şu anda. Erimiş gibi düşün. Gördün mü? Sıcak mı? Evet. Hadi bak canım. Görüyor musun? Ha, onu fırında ısıtıp göndermişler. Biraz fazla ısıtmışlar. Şu tatta görüyor musun bak? Evet, biraz fazla ısınmış. Tadını merak ettim ama. Balık çok güzel görünmüyor mu ya? Balık güzel abi. Sen baştan niye kaylı karşı çok çıktıysın? Böyle bir şey değil mi? O kutu Pierre Cardin... Damat... Bir şey olacakmış bu kutudan. Zolan da olmamış ya. Hani damat iç çamı. Damat baksırı iç çamı içinden. Heh. Geldi bu balığı yeşindi. Her yerim yağlandı. Ya bana su ha. Ölüyorum ya. Şu an suyu nerede bulayım oğlum sana? Şurada su var. Ne suyu? Orada yok ki. Bari içtim ya. Büyük olanı diyorsun. Ha, ondan bardağa koydum. Ne kadar tatlı bir bilseniz. Hiç üşenmedi kalktı oradan. Benim ayağım sahat da. Hiç üşenmeden kalktı, su getiriyor. Böyle de bir uygun. O kadar zor şeyler istiyorsun ki benden. Haklısın birader, ne diyeyim, çok haklısın da. Tadına bakayım mı? Bak. Balığın tadına bak. Bir limonlu mu balığı? Yapmıştı bir şeyler. Ortaya karışık. Koy ya, karışık koy. Şöyle bir... Çok pardon. Ya o kutunun kapağını bir katlasana, 2 saattir bakıyorum. Abi elime batıyor, şey doğru haklısın, yapmaya çalıştığında durmuyor, yırtacağım olmadı. Ya şunun altına koyayım dedim, bu sefer kutu kalkıyor. İyice katlarsan kenarından sıkıp... Tamam da abi yağlı kapağın tamamı. Yani abi, burası komple yağ yani, bak. Kolay mı? Ne güzel oldu. Obsesif ya. Böyle bir şey değil yani. Canız resmen doktor muayenesinde en son böyle doktorun masasında duran bilerek mi yapıyor, itliğine mi yapıyorlar acaba? Dergiler mergiler vardı, hepsi yamuk duruyordu, düzelttim onları ya. Adam beni görürse kesin obsesif demiştir. Değilim. Sen olsa da kamerayla izlendiğini falan da düşünmüşsündür. Dolayısıyla obsesif kompulsif bozukluk teşhisini ben koyuyorum sana buradan. Zaten bunu sen koymayacaksın da kim koyacak Erdemciğim ya? Şöyle bir balıktan tabii siz oradan göremiyorsunuz değil mi hiç? Kutunun içi görünmüyor değil mi hiç? Yok ama bakacağız. Bak şuraya... göstereceksin sen bize bunu. Açayım mı şöyle birazcık? Açamıyorsa. Ha bak çok... Faydası olurum bilmiyorum. Helvayı da çekersen orada. Şöyle arkadaşlar, balıktan bir parça aldık. Limonladık. Nice and slowly. Oh, teşekkürler. Afiyet olsun dediğinizi duyar gibi oldum da.
Arkadaşlar balığın tadı gerçekten güzel. Somon balığı. Normalde de sevdiğim bir balık tarzı. Böyle etli, kılçıksız. Omega 3 açısından zengin. Çalıştım hep. Ama somon yağlı balık. Bunlara baktım. Ülkemizde yetişmeyen. Norveç. Yetişiyor. Şimdi hiç mi yok ya? Hiç yok abi. Yani soğuk suda yetiştiği için, soğuk sularda bizim sularımıza da hiç uygun değilmiş. Yani istesen de yetiştiremiyorsun. Allah Allah. Ha? Bildiğim kadarıyla öyle balık çiftliği kurayım yetiştireyim o da olmuyor enteresan bir şekilde. Ama dünyada en çok omega 3 yağ asitleri bunda varmış bak. Tabii tabii. Bizim de üretemediğimiz çok vücudumuzun kendi üretmediği bir şeymiş o. Omega 3. Asla üretemiyormuş vücut. Alman lazım dışarıdan. Yediklerinden geliyor. Ha? Yediklerinden geliyor. İşte aynen. Bizim balıklarımızda da bu omega 3 bu kadar yüksek değilmiş. Zaten söylediğimiz balıklar arasında en pahalısı buydu değil mi? Menüdeki. Vallahi dikkat edelim. Yalan olmasın. Öyle hatırlıyorum. Balığın tadı bayağı iyiydi ha. Burayı komple götürdüm. İlk baştaki beğenmiyordun. No. Omega 3'ü aldım çünkü ben hissettim şu an. Bakayım gözlerine. Bir omega 3 var ya. Yani. Görüyor değil mi? Arkadaşlar bir omega 3 hemen var. Fark etti ha. Spora gidene var gibi. Vay iyi hissediyorum kendimi. İlk çalışmada. Arkadaşlar balığın tadı gerçekten güzel. Alt kere yedin. Porsiyonu gayet büyük bir balık zaten. Efendim? Alt kere yedin. 42. Bir düşündü ama bak. Bir iki saniye düşündü. Öyle cevap vermedi baştan konuyu değiştireyim falan. Ya diye. Çarpım tablosu ezber ya. Onu gerçekten hesaplamıyoruz ki abi. İlkokulda sokulmuş kafamız tamam. Yani. Kapatana kadar 72 ile 38'i çarp. 72 o çarpım tablosu sayılmaz ki. Sayılmaz işte. Ya çarpamam abi. Omega 3 almadın mı sen? Ama dur da abi kana karışsın ya. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Omega 3'lü geleceğim sonraki videoya. Burada kocaman bir parça vardı. Ha buradan bu yani. Onu yedim ben. Az önce anlatırken. Şöyle baktığınız zaman ama siz içini görün diye rahat rahat yedim ne varsa içinde. Gayet yeterli. Zaten büyük bir balık kendisi. Kılçıksız, tatlış, etli, yağlı. Baktığınız zaman şöyle. Yağ da altından çıkıyor. Bir balık kendisi. Şuradan şu şekil göstereyim. Şöyle siz ben böyle derisini alanlardanım. Şöyle bir yüzeyde bir balık kendisi. Beğendiğimiz. Şöyle tahinimiz. Tadından gayet memnun kaldım. Sıcak ısınmış yani sıcak bir şekilde gelmişti elimize. Sıcaklığı da gayet yeterli ve tadı çok güzeldi arkadaşlar. Yeterli böyle bir kişilik rahat rahat gömebileceğiniz boyutta. Bir de salatamızın tadına bakayım ne yapacağım bilemedim bir an. Fuarayı da gördünüz değil mi? Maşallah. Havuçu da çok severim biliyor musun? Böyle rende havuç. Ben de severim. O salata güzel zaten ya. Şeyden de kırmızı şeyden de alalım. Şimdi bunların üzerine bu nasıl olacak? O aslında en sonu olacak da sen... Güzel. Salata da güzel. Limonu birazcık kaçırmışım. Ya ben bunu limon dökmedim. Niye bu kadar limonlu? Nasıl toparlamış mı? Çok sıvıydı ya. Toplamaz ki abi öyle kendini kolay kolay artık. Donmaz yani o kolay kolay. Abi yaparken öyle yapıyorlar zaten. Kazanda kaynıyor ondan sonra donuyor böyle. Tamam da bu kadar hani hemen çatlıyor olacak bir şey değil ki o. Ne bileyim olur mu yani? Tadı güzel ha. Şöyle kendi çatalının kenarı aldım. Oo. Bir de böyle reklam çeker gibi. Dedim acaba hani daha doğrusu sen şey dedin ya bir marka mı yollarlar? Ha. Öyle bir şey yok. Kendileri yapıyorlar muhtemelen. Zordur sanmıyorum kendilerinin yaptıklarını. Öyle toptan yerden alıyorlardır. Oy çok güzel. Valla. Çocukluğumda çok yerdim ben. Gözüm güldü he. Ama çocukluğumda omega çok yerdim. Üstü de helva. Orta kola gittim şu an. Bak hani ben burada burger yiyorum ne kadar sağlıksız. Evet doğru. Sen orada omega 3, yeşillikler, salata. Doğru. Mis gibi enerji dolu tahin, somon balığı. Doğru. Şu an biraz hüzünlendim senin için gerçekten. Üzüldüm harbiden. Yazık sana ya. Vallahi. Sonra tontiş Erdem abinin niye yanakları var? Bak sen bu yanaklara takıldın mı ya? Yerim ben seni. Oğlum yanakları çok tatlı ya. Tontiş dediğimi zannediyor ama değil. Yani tatlı. Arkadaşlar helva yiyin ya. Oğlum ya çocukluğumda tahin helvası artı muzlu süt vazgeçilmezimdi benim. Neyli süt? Muzlu süt. Tahin helvasıyla hani paket muzlu sütler var ya bildiğin. Tamam yakıştı bir an şey yapamadım kafamda oturtamadım. Ya çok güzel bir şey oluyor biliyor musun? Of. Okula gitmeden önce yerdim böyle. Bazen okulda yanıma da götürürdüm. Annem koyardı. Patma sütü gibi ilköğretim okulu arkadaşlar. Kendi böyle Bruce Lee hissettiğin yıllar. Yok. Hiç bende o taraklar demez olmadı. O konulara girmedim. Çok çelimsiz, dayıf bir çocuktum. Hiç o Bruce Lee falan. Ya, anladın mı? İlk kere söküp takarlardı beni yani.
Zeytinburnu'nda büyüdük bir de arkadaşlar. Bora değil yani. Ayrı ayrı gönderiyorlar bir parçalar. Vallahi bile puzzle olarak. Hiç söylememiş olduğumuz bir yemek türümüzü de balığı da söylemiş olduk arkadaşlar. Midye falan yapar mıyız bir ara ya? Yaparız tabii canım. Midye enteresan olabilir. Çok bizim konsepte uygun değil gibi ama yine sonuçta da paket olarak gelecek bir şey. Çok oyuncaklı olmasa da. Orada bir onun geyiği olur. Güzel güzel olur yani. Olur olur. Eğer siz de yapın abi çok güzel olur diyorsanız bir yorum bir şey atarsınız artık. Onlar da belirtin. Ne gerek var şimdi midyeyle mi uğraşılacak diyorsanız onu da belirtin. Abone olun. Bir şey yapın yani. Bir etkileşim. Hareketli. Hadi. O zaman görüşür müyüz? Görüşürüz. Görüşeceğiz.